Abese suresinde kalmıştık. Önce bir Abese suresini şeyin orijinalini okutalım. Abese ve tevelle emcâhul e'mâ ve mâ yudrîke leallehu yezzekke ev yezzekkeru fetenfe'ahuz zikrâ emmâ men istagnâ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره Şimdi mealle okuyorum önce. O suratını astı ve uzaklaştı. Çünkü kör bir adam ona yaklaşmıştı. Nereden bilebilirsin ey Muhammed? Belki de o arınacaktı. Yahut hakikat hatırlatılacak ve bu hatırlatma kendisine fayda verecekti. Ama kendini her şeye yeterli görene gelince, sen bütün ilgiyi ona gösterdin. Halbuki onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin. Ama sana büyük istekle geleni ve Allah korkusuyla yaklaşanı sen görmezden geldin. Elbette bu mesajlar birer hatırlatma ve öğütten ibarettir. Kim istekliyse onu hatırlatıp öğüt alabilir. Onun kutsal ve soylu vahiyleri ışığında. Yüce ve arı durum. Elçilerin elleriyle yayılıp duran, seçkin ve erdem sahibi elçilerin. 17. ayette konu değiştiği için onu şey yapıyoruz. Şimdi Abese suresinin önce iniş nedeni üzerinde biraz konuşalım. Bu iniş rivayetleri her zaman çok da sağlıklı değildir ama Abese suresinde anlatılan olayda hemen hemen bütün tefsirciler ittifak etmişler. Olay şöyle, Peygamberimiz Mekke'nin ileri gelenlerine bu tabi iniş yılı itibariyle 4. seneye filan rast geliyor Abese suresi, peygamberliği 4. senesi. Mekke'nin ileri gelenlerini topluyor. Onlara zaman zaman işte bazen yemek, bazen bir toplantı vesilesiyle İslam'ı tebliğ ediyor. İşte gene bunlardan birinde gene kodomanları diyebileceğimiz Mekke'nin hem idari hem siyasi hem de zenginlik bakımından zengin 3-5 kişiye Peygamberimiz anlatmaya hazırlanıyor veya başlamış oluyor anlatmaya, konuşmaya. O sırada kendisinin de akrabası olan İbni Ümmi Mektum, ki ama engelli bir sahabi, daha önce Müslüman olmuş ama daha yeni olmuş. Peygamberimizin yanına yaklaşıyor. Tabii görmediği için öyle bir toplantıyı da şey yapamıyor. Belki seslerden anlamış olabilir. Diyor ki, ya Resulallah, burası önemli. Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret. Demek ki bakın sahabe nasıl talepte bulunuyor? Sen bana fikrini söyle veya şeyini açıkla değil. Allah'ın sana öğrettiklerinden sen de bana öğret diye talepte bulunuyor. İşte bu sırada iki türlü şimdi rivayet var. Peygamberimiz suratına ekşitti ve döndü deniyor bunun üzerine. Yani şeylerle ilgilenmeye devam etti. Mekke'nin ileri gelen kodamanlarıyla. Dolayısıyla bu sure bunun için indi ve Peygamberimiz ikaz edildi. Bu genelde müfessirlerin %90'ının görüşü bu. Yani şurada ekşidi ve döndü deyip birinci ayette. Çünkü ona ama geldi diye. İkincisi de sebebini açıklıyor. Mustafa İslamoğlu
ve Mehmet okuyan aynı ekolde diyelim hocalarımız. Onlar burada yüzünü ekşiten ve dönenin Mekke'nin ileri gelenlerinden biri olduğunu söylüyorlar. Yani onlar amayı küçümsediler, arkalarını döndüler, yüzlerini ekşittiler. Fakat arkasından surenin peygamberimize bir ihtar var, bir düzeltme var hareketine, bir tenkit diyeyim, tenkit var, vahyi bir tenkit. Dolayısıyla bu ilk iki ayet peygamberimiz hakkında da olabilir. Neden olabilir? Çünkü peygamberler hata yaparlar, onlar da insandır. Ama onların hatalarına zelle tabir edilen küçük hatalardır. Büyük günahlar değil. Bu küçük hataları da Allah tarafından düzeltilir. Peygamberimizin böyle Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen 2-3 tane düzeltilen hareketi vardır. Mesela bir tanesi münafıkların cenaze namazına, Abdullah İbni Ubey'in cenaze namazına katılmıştır Peygamberimiz. Daha sonra gelen ayette, Tevbe suresinde bir daha o münafıkların cenaze namazına katılma, onlara dua da etme gelmiştir. Yine Mücadele suresinde Peygamberimizin iştihadı, yani zihar şeklindeki boşanmayı Peygamberimiz yapıyor, meşru kabul ediliyor, örfî bir hukuk. Fakat daha sonra Allah bunun yanlış olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. Demek ki Peygamberimiz hakkında efendim... Bir tane daha var. Bir tane daha. Eşleri arasında bal şerbeti olay var. Orada kendine haram kılıyor bunu. Allah'tan ihtar geliyor. Benim helal kılıyor, sen nasıl haram kılıyorsun? Bir de Nisa suresinde var. Bir şeyin Yahudinin tarafını tutmuştu Nisa 105'te. Evet. Ha, orada peygamberimiz değil yalnız. Ha, onda başka bir sahabi yapıyor onu. Yani o sahabinin hatası düzeltiliyor. Nisa'daki o Yahudi'nin tarafı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela başka peygamberler. İbrahim peygamberin zellesi. Onu okuyayım. İbrahim'in buna benzer bir durumda babasının bağışlanması için yaptığı duaya gelince bu sadece onun berikine daha sağlığında vermiş olduğu bir söze dayanıyordu. Ama ona berikinin Allah düşmanı olduğu açıklandığı zaman İbrahim ondan hemen kopup uzaklaştı. Zaten İbrahim çok ince ruhlu, yumuşak biriydi. Yani İbrahim babasının kafir olmasına rağmen onun bağışlanması için dua etmişti. Allah da bunu düzeltiyor. Sağlığında ona vermiş olduğu bir sözden dolayı. Yani o özrünü kabul ediyor. Yine Nuh Aleyhisselam'ın bir zellesi var. Bu arada Nuh ayeti de söyleyelim. Hud suresi 45. ayet. Nuh Rabbine yakarıp Rabbim dedi, o benim kendi oğlumdu, ailemden biriydi. Demek ki senin vaadin herkes için geçerli. Sen hüküm verenlerin en adili, en söz geçirenisin. Yani oğlu gemiye binmedi. Hazreti Nuh da ona ısrar etti hani kurtarması için. O senin ehlinden değildir diye Kur'an-ı Kerim ayete geldi. Yani senin oğlun da olsa, sana inanmıyorsa artık seninle bir akrabalık bağı kalmamıştır diyor. Nuh böylelikle uyarılıyor. Evet, devamı işte 46. ayet Hud suresinin. Ya Nuh buyurdu, o senin ehlinden değil. O gayri salih bir amel. Bin amele bilmediğin şeyi benden isteme. Ben seni cahillerden olmaktan tahsir ederim. Yani bilmediğin, bilgi sahibi olmadığın bir konuda benden talepte bulunma diyor. Bir de Hazreti Musa'nın zelleleri var. Biliyorsunuz Hazreti Musa bir yol arkadaşıyla Hızır diyorlar da Hızır değil. Kur'an-ı Kerim'de öyle geçmiyor. Yol arkadaşı diyelim ona. Bu ikisi böylece yola koyuldular. Sonunda bir kıyıya vardılar. Onları kıyıya taşıyan tekneden inecekleri zaman bilge kişi teknede bir delik açtı. Musa bunu görünce içindekileri boğmak için mi onu deldin? Doğrusu çok vahim bir şey yaptın diye çıkıştı. Demek ki Musa o bilge kişiye karşı çıkıyor.
Böylece yeniden yola koyuldular. Sonunda genç bir adama rastladılar. Bilge kişi onu öldürdü. Musa görünce bir başka cana karşılık olmaksızın masum bir cana kıydın öyle mi diye çıkıştı. Gerçekten çok korkunç bir iş yaptın sen. Bunun üzerine yeniden yola koyuldular. Derken bir kasaba halkıyla karşılaştılar. Onlardan yiyecek bir şey istediler. Ama bu hali onlara konuksever davranmaya hiç yanaşmadı. Ve bu kasabada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Bilge kişi hemen onu onarıverdi. Musa bunu görünce eğer dileseydin hiç değilse yaptığın iş, bu iş için bir ücret alabilirdin dedi. Demek ki peygamberler de iştahatlarında isabet sahibi olmayabiliyorlar. İşte bunlara da biz bir nevi zelle veya hata diyoruz. Şimdi gelelim biz gene konumuza. Peygamberimiz burada ne iştihat hatası yaptı? Kur'an-ı Kerim'in içinde genelinden bu Abese suresinden anladığımıza göre Peygamberimiz zengin, aynı zamanda siyasi bakımdan da yönetici sayılabilecek bir sınıf. O insanlardan 3-5 kişinin İslam'a girmesiyle arkasından daha çok insanların gireceğini, böylelikle İslam cemaatinin veya ümmetinin kuvvetlenip güçleneceğini, İslam'ın daha hızlı yayılacağını iştahat etmişti. Şimdi günümüzde de insanların çoğu böyle düşünürler. Hatta enteresan bunun şeyi oldu yani, bir tevafuk gibi. Bu sureyi bir arkadaşımıza vermiştik. Yani çalışsın, anlasın diye daha önceki bir tefsir çalışmasında. O arkadaşımız da bir ders önce bize diyordu ki, ya işte biz böyle oturuyoruz, işte fakir, fukara, etkisiz veya şey yetkisiz insanlar. Halbuki biz hep böyle derneğimize güçlü, hem zengin, hem siyasi bakımdan etkili, toplumda önde gitmişleri davet edip onları alsak, o zaman çok daha hızlı ilerleriz. Böyle bu iş başarıya ulaşmaz filan diyordu. Biz de ona Abese suresini verdik. Anlatırken tabii tam o tezinin aksini anlatmak durumunda kaldı. Demek ki bu tez yanlış, günümüzde de böyle. Bazıları güya İslami dernek veya cemaat kuracağız derken hep zenginleri topluyorlar. Hep veya işte toplumda etkili siyasi liderleri topluyorlar. Veya onlara hitap ediyorlar. Veya onları kazanmaya çalışıyorlar. Yani onlar üzerinde çalışıyorlar. Bu iştihadın yanlış olduğunu anlatan bir suredir. Demek ki buradaki kriterimiz ne? Diğer işlerde olduğu gibi sadece bu konuda istekli, takva sahibi olmak, sorumluluk duyan, koşarak gelen, İslam'ı öğrenmeye can atan, gönülden çaba gösteren, ister ama olsun engelli, bakın o normal insanlardan da bir basamak nedir? Zayıf. Geri demiyorum da zayıf. Çünkü ama görmüyor. Etkisi daha az belki toplumda. Bırakın zenginliği veyahut siyasi bakımdan etkili olmayı, normal fonksiyonlarını bile icra edemeyecek bir insan bunlarla bile bir ayrım yapmayacak. O sana geldiyse koşarak, öğrenmek istiyorsa İslam'ı, sen ilgini ona döndüreceksin. Onu kazanmak için çaba göstereceksin, onu eğitmek için, ona öğüt vermek için gayret göstereceksin. Demek ki bu surenin asıl bu kıssasında diyelim, giriş şeyinde, iniş sebebinde anlatmak istediği birinci unsur, demek ki İslam'a yönelen, ona ilgi gösteren, anlamak isteyen, dinlemek isteyen, inanmak isteyen, İslam'ı yaşamak isteyen ve öğüt almak isteyenlere yöneleceksin. Burada başka bir kriterimiz yok. Fakir olsun, engelli olsun, gözü görmesin, eli ayağı tutmasın. Yani toplumun en isterse zayıf kesimlerinden olsun. İşte eskiler tabiriyle köle olsun vesaire olsun. Ama kendisini arındırmak isteyen, İslam'ı yaşamak isteyen, öğrenmek isteyen, biz ilgimizi, gayretimizi onlara yönelteceğiz. Böyle bir seçmeci, seçkinci bir tavır içerisinde olamayız. Allah yoksa yardımını ve şeyini bizden keser. Evet, şimdi ayetlere tek tek dönüyoruz. Abese ve tevella birinci ayette. Abese, abs ve ubüs
kelimelerinden geliyormuş kökü. Yüz vurmak, ekşitmek, ekşimek, burun çevirmek, turşu olmak. Yani insanın suratı turşu küpüne döndü filan deriz. Yani demek ki Araplarda da bu abes böyle bir kelime, turşuda kullanılıyor. Yani suratı ekşidi. Onun için Elmalı biraz daha tam anlamına uygun şey yapmış. Suratını ekşitti ve döndü. Şimdi bu ikinci rivayet, yani bunun buradaki kişinin müşrik ileri gelenlerinden biri olduğunu söyleyenler bu tevella kelimesini delil gösteriyorlar. Yani dönmek, İslam'a sırtını dönmek anlamına gelir. Neden? Necm suresinde de kafirlerden bahsederken onlar döndüler yani arkalarını. Bunu delil olarak şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Hemen mesela birkaç Müddessir suresinde var. Sümme edba dera bestekber. O sırtını döndü ve büyüklük tasladı. Buradaki dönme ve arkasından büyüklük taslaması. İşte bu da Velid bin Mughire olduğu söyleniyor. Bu dedi başka değil, bir sihri müsser veya büyüleyici bir sözdür. Bunu delil olarak gösterip bunun Velid bin Mughire, çünkü bundan önce inen bir ayette olduğu söyleniyor. Orasını Allah bilir. Ama biz ne yapacağız? Önemli olan bunun kime hitap ettiği değil. Asıl konunun ana fikrine bak. Yani Abese suresi ne vermek istiyor bize? Demek ki ilgimizi biz engelli de olsa, zayıf da olsa, fakir de olsa onlara yönelteceğiz. Peygamberimiz de bu konuda bir içtihat hatası yapmıştır. Dolayısıyla bu Abese suresi de bunun için inmiştir. Buradaki şahıs o kadar önemli değil. İkincisi, ikinci ayette ama geldi diye. Demek ki gerekçesini açıklanıyor. Demek ki suratı ekşitmenin veya sırtını dönmenin sebebi amanın gelmesi. Burada ama olduğunu belirtmesi onun engelli olduğunu. Dolayısıyla işte o zayıf kesimin daha zayıfı olduğunu bize gösteriyor. Buradan da şu bir ders daha çıkıyor bize. Engelliler de toplumun diğer insanları gibi İslam'ın nezdinde hukuken hiçbir farklılıkları yoktur. Hatta öncelikleri vardır. Amaya ilgisini yöneltmesi isteniyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki onlara karşı pozitif ayrımcılık diyoruz ya günümüzde. Böyle bir ayrımcılık da kullanmamızı bir nevi bu sureden, bu ayetten çıkarabiliriz. Çünkü burada ama oluşuna bir vurgu var. Dolayısıyla onlara bilhassa bunu yapmayın gibi bir şey çıkıyor içerisinde. Üçüncü ayetimiz, ne bilirsin belki o temizlenecek. Yudrike, yani idrak edeceksin. Ve yezzekka kelimesi geçiyor. Bu yezzekka kökü zikirden geliyor. Temizlenmek, arınmak. Zekera veya zikir kelimesinin iki anlamı var. Türkçe'ye tam şey yapılmıyor. Mesela Türkçe'de bizde genelde zikir kelimesi anlamı saptırılan, hani kavramları bozdular diyoruz ya, kavram bozulan kavramlarla İslam'ı da bozdular. Zikir deyince şimdiye kadar işte bir cehri zikir var, biri işte şöyle zikir var, biri hareketli Allah Allah diyecek, işte dönecek, dans edecek, etrafında bir halka çevirecek. Böyle bir zikir var. Bir de içten zikir var filan. Onda da gene hu hu diyorsunuz. O o yani Türkçesi. Dolayısıyla zikri buraya getirmişler. Halbuki Kur'an zikirdir. Kur'an'ın kendisi zikir. Kur'an kendini öyle ifade ediyor. Zikir hem arındıran hem de hatırlatan iki anlamı var. Yani bir öğüt anlamı var. Bir de hatırlatma anlamı var. Bu ikisi çok önemli. Şimdi öğüt anlamı bizim anladığımız manada Kur'an-ı Kerim'in insanların arınması için iki türlü arınma var. Bir fikren ve zihnen arınma. Yani kafanızdaki hurafelerden, yanlışlardan arınmak, doğru İslam'ı, doğru akideyi öğrenmek. İkincisi fiillerinizde, amellerinizde doğru hareketleri öğrenmek. Yani burayı da arındıracaksınız. Yani sadece zihninizi, fikrinizi arındırmanız yetmiyor.
amelleriniz dahil arındıracaksınız. Çünkü iman hem inanç hem de ameli kapsayan bir kavram. İkisinin de içerisinde bulunduran bir kavram. Her iki tarafı da temizlemeyin. Peki hatırlatma manası nereye geliyor zikir? Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde işlediği tez şudur. Hazreti Adem'den beri Allah'ın vahiyiyle inşa ettiği peygamberler ve onlara gönderdiği kitaplar aslında bir kaynağa dayanıyor. Dolayısıyla her peygamber kendisinden önceki gelen zikirleri, yani Allah'ın mesajlarını hatırlatıyor topluma. Aynı zamanda yeniden öğüt veriyor. Demek ki her peygamber kendisinden önce bozulan vahiy düzeni veya zikri düzeltmiştir. Onu ıslah etmeye gelmiştir. O ıslah bir fikren ıslah, yani inanç, zihinleri ve akideleri düzeltmiştir. Bir de amelleri düzeltmiştir. Yani sadece zihinleri düzeltmekle kalmamış, teorik bazda kalmamışlardır. Pratik bunu hayatlarına geçirmişlerdir. Onun için işte Hazreti İbrahim ve Peygamberimiz için Kur'an-ı Kerim'de onlarda güzel bir örnek var diyor. O örnek de pratiği. Yani teorisi zaten Kur'an-ı Kerim işin şeyi, fikir veya inanç bazı. Demek ki pratiğini de temizleyeceksiniz. Amelinizi salih amel haline getirmeniz gerekiyor. O halde demek ki buradaki belki de o temizlenecekti denmesi, demek ki arınmaya talihli onu isteyen bir insan. Bu arınması da onun iki türlü oluyor. Bir, eski zikirlerin yanlışları düzeltiliyor, hatırlatılıyor. Doğrusu gerçek din hatırlatıyor. İndirilen dine bir daha vurgu yapılıyor, öyle diyelim. Bir de uydurulan din de temizleniyor kafalarından. Demek ki iki yönlü bir çalışma var. Peki neden belki de temizlenecekti diyor burada. Bir önceki ayette ne bilirsin belki de o arınacak ve hakikat hatırlatılacak, hatırlatma kendisine fayda verecekti. Demek ki kesinlik arz etmiyor. Sen bunu kesin olarak bilemezsin diyor peygamber. Demek ki bir peygamber bir kimseye hidayet veremez. Peygamber sadece öğüt verir, zikri anlatır, hareketlerini düzeltmeye davet eder. O insanın o zikri kabul etmesi, arınması, hareketlerini ve zihnini arınması kendisinin bir iradesidir. Onun için burada belki diyor fayda verecekti, belki arınacaktı. Yani demek ki sizin öğüt verdiğiniz, İslam'ı anlattığınız veya tebliğ ettiğiniz bir kişi mutlaka Müslüman olacak, hidayete gelecek diye bir şey yok. Bir, buradan bu çıkar. İki, burada top inisiyatif karşı tarafta, muhatapta. Herkesin iradesi var. Ya nankör olur, ya iman eder, ya küfrü seçer. Demek ki buradaki tercih şeyi karşı tarafta. O yüzden belki diyor, sen bunu bilmezsin, idrak edemezsin. Ama idrak edeceğimiz bir şey var. Mutlaka öğüt fayda verir. Biz anlatacağız. Alıp almamakta o insanlar hürler. Demek ki dinde zorlama yoktur. Bir diğer anlatımı da bu. Öğüt kendisine hatırlatılacak ve bu hatırlatma fayda verecektir. Demek ki vahyi veya öğütü anlatmak bizim vazifemiz. Onun fayda verip vermeyeceğini biz bilemeyiz. Onu insanlar kendileri şey yapacaklar. Hemen bununla ilgili birkaç daha ayet şey yapalım. Onun karşısında bu tedricinin aslında yöntemi ve usulü de önemli tabii. Onlara daha gireceğiz. Şimdi bir önemli bir şey daha var. Siz öğütü, yani zikir, öğüt ve hatırlatma dedik. Öğüt ve hatırlatmayı nereden yapacaksınız? Yani öğüt şey mi? Biraz sıcak oldu. Rahatsız etmiyor. Yok. Öğüt neyle olacak? Neyle arındıracaksınız insanları?
Onu Kur'an-ı Kerim bize izah ediyor. Enfal Enam suresinin 70. ayeti. Dünya hayatının rahatına dalarak eğlenceyi ve geçici zevkleri dinleri haline getiren kimseleri kendi haline bırak. Ama bu durumda onlara hatırlat ki ahirette her insan yaptığı yanlışlardan ve haksızlıktan dolayı rehin tutulacak. Dolayısıyla kendisini ne Allah'a karşı koruyacak ne kariyerini kollayacak bir kimse bulunmayacaktır. Eksik var. Diyanetten bakalım. Dinlerine bir oyuncak ve eğlence edinen dünya hayatının aldattığı kimseleri bir tarafa bırak. Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete duçar olmaması için Kur'an ile nasihat et. Demek ki Kur'an ile nasihat et diyor. Bırak o dinlerini oyun ve eğlence yerine koyan ve dünya hayatının aldattığı kimseleri de sen o Kur'an ile şunu hatırlat ki bir kişi yaptığı işin eline teslim edilmeye görsün. Demek ki Kur'an'la hatırlatmamızı ima ediyor. Deminki şeye gelelim. Biz tebliğ edeceğiz. Kehf suresinin 29. ayeti. De ki hak Rabbinizdendir. Hak geldi, biz tebliğ ettik, Kur'an'ı okuduk, anlattık. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Demek ki o şey bizim vazifemiz değil. Kimin iman edeceği, kimin inkar edeceği. Yine Kaf suresinin 45. ayeti. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Fezekkir bil Kur'an'ı. Demek ki Kur'an'la öğüt vereceksin. Bir. İkincisi, zorlayıcı, zorba değilsin. Yani dinde zorlama yoktur. Zariyat suresi 55. ayet. Sen yine öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Şimdi dikkat ederseniz, mümin olduktan sonra da öğüde devam ediyorsunuz. Yani bu hayatımızın sonuna kadar devam eden bir şey. Müzzemmil suresi 19. Bu şimdi bundan sonra gelecekler Abese suresinden önceki ayetler, yani zikirin geçtiği veya tezkira, yani arınmanın geçtiği. Dolayısıyla bunlar daha önemli. Çünkü Abese suresi bunların üstüne indi. Daha tamamlıyor. Bu şüphesiz bir öğüt ve uyarıdır. Öyleyse dileyen Rabbine bulaştıran yola koyulsun. Demek ki bu neymiş? Bir öğütmüş. Bakın zorlama yok. Bu din hürriyeti veya irade hürriyetini anlatan bir şey. Dileyen Rabbine ulaştıran yola koyulsun. Demek ki burada siz tercihte bulunuyorsunuz. Karşı tarafta muhatap. Ölümlü insan için bir uyarı devamında içinizden ileri gitmek ve geri kalmak isteyen kimseler için veya her biriniz için. Demek ki bu bir uyarı, Kur'an-ı Kerim bir öğüt. Dolayısıyla sen ileri gitmeyi tercih ediyorsun veya geri kalmayı. Yani kafir olmayı veyahut mümin olmayı tercih ediyorsun. Tercihsiz de. Gene Müddessir suresinin 54. ayeti, aslında bu bir öğüttür. Devam ediyor. Ve dileyen herkes ondan ders alabilir. Yine devam ediyor. Ama o öteki dünyaya inanmayanlar Allah dilemedikçe ondan ders almazlar. Çünkü o Allah'a karşı sorumluluk bilincinin ve mağfiretinin kaynağıdır. Burada önemli bir şey daha var. Demek ki dileyen ondan öğüt alır. Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Bunu açıklamıştık. Bir, Allah rehberleri ve vahyi gönderiyor. Bunun vazifesi siz ondan sonra öğüt alıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, sizin iradenizle külli irade, Allah'ın iradesi mutlaka birleşecek. Yani siz isteyeceksiniz, Allah da onu tasdik edecek. Ondan sonra öğüt alırsınız. Hatta bu fiiller genelde yeşa fiili,
çift taraflı. Siz istiyorsunuz, Allah da istiyor. O zaman o iş gerçekleştiriyor. Ona bir atıf var. Gene İnsan Suresinin 29. ayeti. Bütün bunlar bir uyarıdır. Bütün bunlar bir tezkiredir. Yani anılma veya öğüttür. Dileyen Rabbine varan yolu tutar. Gene devam ediyor. Ama Allah dilemeyince dileyemezsiniz. Çünkü yegane alim ve hakim Allah'tır. O alemlere bir öğüttür. Tekfir Suresi 27. Aranızdan doğru hareket etmek isteyen için. Demek ki burada aynı tezi tekrarlıyor. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bir de Gâşiye Suresi 21. ayet. Haydi ihtar et. Sen şimdi sırf bir öğütçüsün. Yani senin görevin sadece öğüt vermektir. Yoksa hidayete insanları getiremezsin. Demek ki bazı sahtekarlar ben insanlara hidayete ulaştırdım, ulaştırıyorum demeleri bir şey değil. Hidayet Allah'tandır. Allah hidayeti gönderir. İnsanlar kendileri tercih ederler. Dolayısıyla onlara burada bir irade özgürlüğü tanınmıştır. O halde demek ki 4. ayetimiz o öğütü belleyecek, hatırlatılacak. Bu hatırlatma kendine fayda verecek derken bunu sen bilemezsin ama bu ihtimal var. Dolayısıyla sen ona yöneleceksin. Neden? Çünkü o insan isteyerek gelmişti, koşarak gelmişti. Öbürküler de bin bir türlü nazla, bahanelerle peygamberimizi dinlemiyordu. İşte öbürküleri anlatıyor şimdi. Ama istina edene gelince, istina etmek bunun yani zengin görmek kendini diye tercüme ediliyor. Aslında yanlış bir tercüme. İhtiyaçsız, yani Türkçe'ye tam çevirirsek, ihtiyaçsız görmek, müstahni görmek. İhtiyaçsız görmek şu, bir, gerçekten zengin olanlar hani kendi ihtiyaçlarını kendileri görürler. Parası vardır, onu alır, bunu alır, işte iş yaptıracaksa birisine yaptırır filan. Buradan çıkarak ama karşılığı ihtiyaçsız, kendisini sorumlu görmemek bugüne çevirirsek. Demek ki bazı insanlara siz İslam'ı anlatacağınız zaman o insan diyor ki ya benim ihtiyacım yok, ben dinlemiyorum, dinle alakalanmıyorum, bana ne yani. Efendim toplumu ıslah edelim, işte insanlık kötü yolda, insanlar kötü yolda, milletimiz kötü yolda. Ya bana ne, bana değmeyen yılan bin yaşasın. İşte bu sorumsuzluk, yani böyle tipler var etrafınızda. Onlara bir şey anlatamazsınız. Yani demek ki bir insan kendini sorumlu görmüyorsa, tabiata karşı sorumlu görmüyorsa, hayvanlara karşı sorumlu görmüyorsa, insanlara karşı sorumlu görmüyorsa, evrene karşı sorumlu görmüyorsa, fakirlere karşı sorumlu görmüyorsa, yoksullara karşı sorumlu görmüyorsa, köleliğe karşı sorumlu görmüyorsa, yani bu dertlerle, problemlerden bana ne? Ben onlarla ilgilenmem, dinle de ilgilenmem, vahiyle de ilgilenmem, Allah'ın gönderdiği kitap da benim neyim, ben ondan şey, ben yaşıyorum hayatımı, işte ömrümü geçireceğim, gideceğim bir mezara diyen tipler işte bunlar istidna. Yani kendisini ihtiyaçsız görüyor. Böyle bir davaya, böyle bir eğitime, böyle bir öğüt almaya, böyle bir hatırlatmaya ihtiyaç duymayan tipler. İşte bunlar öyle tipler. Halbuki ama ihtiyaç duyuyor. Ben arınacağım, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret diye ne yaptı? Ortaya geldi. İstina duyanlara sen ona yöneliyorsun. İşte peygamberimizin nazik bir üslupla Allah ne yapıyor? Uyarıyor. Sen niye ilgini onlara gönderiyorsun? Zaten sorumsuz adamlar. Böyle bir şey öğrenmek istemiyorlar. Zorba da değilsin sen onlara zorla şey yapacak. O halde öğüt almak isteyene sen öğüt ver. Demek ki diğerlerine verme. Buradaki tesedda yönelmek ama iki türlü. Biri seda kökünden geliyorsa kulağını vermek demek. Yani ona şey yapmak, ne demek? Onları dinlemek, onlara yönelmek anlamında. Bir de ilgini onlara yönetmek. İki anlamı var yani o kök anlamının. İkisi de burada olur. Yani tesedda eğer ses onların yanında oluyorsun, onlara
ilgi gösteriyorsun da, biz de Türkçe'de de kullanırız, sadedime gel deriz ya, hani yanıma gel anlamında kullanırız. Yahut seda, o da ses, yani bir baki kalan şu kubbede hoş bir sedaymış. O da ses, yani bir ses bırakmak. Dolayısıyla ses vermeyenlere niye yöneliyorsun anlamı çıkıyor. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ayetler var. Mesela ölülere işittiremezsin. Bakın birkaç tane örnek varsa. Evet. Mesela Neml suresi 80. ayet. Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin. Arkalarına dönmüş kaçarlarken sağırlara da daveti işittiremezsin. Buradaki ölü mecazi. Yani ruhen ölmüş olanlar. İstemeyenler, sorumluluk sahibi olmayanlar, bana ne diyenler, onları işittiremezsin. Çünkü arkalarına dönmüş kaçarlarken sağırlara da daveti işittiremezsin. Yani onlar da kulaklarını tıkayanlar. Birisi gönlünü kapatanlar, öbürküsü de kulağını tıkayanlar, onlara da işittiremezsin. Zahiri anlamını alırsan zaten ölüler senin dediklerini duymazlar diye. Çünkü sen ölülere işittiremezsin, o daveti sağırlara da işittiremezsin. Bakın aynı mealde Rum suresi 52. ayet, arkalarına dönmüş giderlerken. Demek ki bu da aynı anlamda. Bir Yasin suresi 11. ayet. Sen ancak zikre uyan, yani Kur'an'a uyan, görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Demek ki bir ahiret inancı, bir Allah'a karşı bir haşyeti olacak. İşte böylesini bir mağfiret, güzel bir mükafatla müjdele. Naziat suresi 45. Sen ancak münzirsin, ondan haşyet duyacakları. Buradaki haşyet korku anlamında tercüme ediliyor ama bu korku bilgiye dayalı veya saygıdan veya sevgiyi kaybetmekten doğan korku. Yani bir çocuğun annesinin sevgisini veya babasının şeyini güvenini kaybetmekten doğan korku gibi. Yani aslandan korkmak gibi veya ne bileyim işte köpeğin ısırmasından korkmak gibi değil. Tehlike korkusu değil. Haşyet bir saygıya dayadı, bir de bilime dayadı bir korku. Demek ki ancak böyle bir şey, Allah'a karşı bir saygı duyan, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkan veyahut onun şeyini, rahmetini kaybetmekten korkanları uyarabilirsin diyor. Yine Duha suresi 10. ayette, yardım isteyeni sağ ile azarlama. Bu yardım isteyen iki manaya da geliyor. Bir tanesi soru soran sağ, yardım isteyen, yani işte İbn-i Mektum gibi bana da öğret Allah'ın öğrettiklerinden. Bir de dilenciyi de kastediyor. Yani para yardımı isteyeni de geri çevirme. En azından güzel bir söz söyleyeyim. Onu karşılayın. Yoksa bile paranız verebilecek bir şeyiniz. Demek ki sağ ile azarlama şeyine buradan giriyoruz. İşte peygamberimizin bir nevi arkasını dönmesi veya ilgisini ona yöneltmemesini bir nevi azar gibi gördü Kur'an-ı Kerim. O yüzden uyarmış oldu. Evet, demek ki ilgiyi onlara göstermiş peygamberimiz. Halbuki onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin. Belki buradaki senin orada bir sorumluluğun yok. Ama sana can atarak gelen, işte koşarak gelen, büyük bir istekle gelen, saygılı olarak gelmişken, yani haşiyetle yaşa diyor, haşiyetle gelmişken, Allah korkusuyla yaklaşmışken, sen görmezden geldin. İşte bu söylediklerimizi açıklıyor, ona ilgi göstermedi. Hayır, burada kella, yani bu davranış kabul edilemez. Yanlış diyor direkt Rabbimiz. Bu mesaj yalnızca bir hatırlatma ve öğütten ibarettir. Tezkira, bunu inceledik. Hatırlatma ve öğüt.
kim istekliyse onu hatırlayıp öğüt alabilir. Demek ki burada önemli olan istek. O öğüt sahifeler içerisindedir, değer verilen. Şimdi bu alt tabakaya ilgi göstermeleri Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde daha zikrediliyor. Daha sonraki ayetlerde. Bakın Enam suresi 52. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Yanından uzaklaştırma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki bunları kovup da zalimlerden olasın. Demek ki Allah'ın rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaran, dua edenleri yanından kovma, uzaklaştırma. Kavminin ileri gelenleri dediler ki, bu da Hud suresi 27. ayet. Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden basit bir görüşle hareket eden alt tabakımızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Kim söylüyor bunu? O kodamanları, yani o kavmin ileri gelenleri. Senin etrafında giden hep alt tabaka insanlar. Hiç kendi ayarımızda bir kimseyi görmüyoruz. Ne zenginlikte, ne siyasette, ne idarecilikte, ne işte üst tabakada. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz. Gene devam ediyor Hud suresi 29. Ey kavmim, Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum, ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Hani onlar dedi ya, aşağı tabakada hep yatıp kalkıyorsun veya onlarla muhatap oluyorsun. Ben onları kovacak değilim diyor Hud. Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermez de diyemem. Onlar işte o aşağı tabakayı hor görüyor. Allah onların içindekileri daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersen o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Demek ki böyle düşünenler zalimlerden. Yine Şuara suresi 215. ayet, bu daha sonra gelen ayetlerden. Seni izleyen müminlere kol kanat ger. Yani onlara karşı mütevazi ol, şefkatli davran. Demek ki peygamberlere verilen öğüt bu. Evet, son şeyleri inceleyelim. Şimdi 13. ayetten itibaren topluca okuyalım. Sayfeler içindedir değer verilen o öğüt. Yani Kur'an sayfalarında bu indiği zaman Kur'an tamamlanmış değildi. Sayfeler şeklinde gelmişti. Bu sayfeler içerisinde ama nasıl bir sayfaymış bu? Mukarrama. Yani kerim sayfeler. Kerim demek değerli demek, kaliteli demek. Demek ki Kur'an öğütleri değerli öğütler. Öyle sıradan öğütler değil. Bir kere bunu bileceğiz. İkincisi saygıyla yükseltilen tertemiz sayfalar. Merfuatin, refah kökünden geliyor. Yükseltilmiş, yüceltilmiş demek. Yüksek. Dolayısıyla Kur'an öğütleri yüksek öğütler. İkincisi tertemiz sayfalar. Yani bunlara bir şeytanın hilesi veyahut kötü bir inanç, düşünce, fikir, ilke, kural yerleşmemiş içinde. Demek ki Kur'an-ı Kerim burada anlatılıyor. Bir kere değerli bir öğüt, gerçek bir öğüt. İkincisi üstün yüce bir öğüt. Hem toplumu hem insanı değiştirebilecek, doğru yola götürebilecek, ıslah edebilecek bir öğüt. Hem de temiz, buna yalancı veyahut sahtekar eli değmemiş. Bu 15'te yazıcıların ellerinde sefera. Sefera, sefer kökünden geliyor. Sefir, Türkçe'de de biz bunu kullanırız. Elçilere deriz. Ama bu elçiler nasıl elçiler? O sefir kökünde süpürme anlamı da varmış. Anlaşmazlıkları süpüren, bunları halleden,
Yani toplumda da öyle bir insanlar, elçiler ki bunlar hem anlaşmazlıkları kaldıran, yani toplumun ihtilaflarını, çatışmalarını, şeylerini ortadan kaldıran yazıcıların ellerinde. Bu elçilerin özelliklerini anlatıyor. Bunların ellerinde gelişiyor. Bunlar meleklerdir deniyor. Yani Levh-i Mahfuz'dan Kur'an-ı Kerim'i alıp bize getiren melekler. Şimdi ben bunu daha önceki derste de, en son şeyde de söylemiştim, Necm suresinde. Neden bu meleklerin bu özelliğini bize anlatıyor Rabbimiz? Siz de öyle oldun. Şimdi melekler kime getirdi? Peygamberimize. O önce peygambere geliyor bu öğüt. Sen de değerli, bu öğüdün değerini bil. Bu öğüt temiz bir öğüttür, yüce bir öğüttür. İkincisi, senin ellerinle yayılıp duracak bu. Sen de o melekler gibi temiz, dürüst, olduğu gibi, yani sana ne gelirse onu olduğu gibi aktar. Elçinin görevi budur. Elçi kendinden bir görüş katamaz. Ancak kimin elçisi ise onun bildirdiklerini karşı tarafa bildirir. Demek ki birincisi senin elçilik görevi hatırlatılıyor. Sen bu elçilik görevini tam yap. Ondan sonra kime geliyor bu iş? Müminlere, kime? Vahiy katiplerine geliyor. Yani burada aynı zamanda vahiy katipleri, yazıcı. Ne yazıyorlar? Peygamberimizin 40'a yakın vahiy katibi var. Zaman tabii ilk başlarda azdı, daha sonra çoğaldı. Bunlar gelen bu Kur'an sayfalarını hiç değiştirmeden aynen temiz bir şekilde o öğütleri yazıyorlar. Demek ki onlar da kimi taklit ediyorlar? Peygamberi, peygamber melekleri. Melekler de Allah'ın Levh-i Mahfuz'dan indirdiği bilgileri bize naklediyorlar. O yüzden bu özellikler verilirken bize, bizim de aynen o vahiy yazıcıları gibi Allah'ın kelamını kendi görüşlerimize katmadan, eğip bükmeden olduğu gibi dosdoğru insanlara atmamız lazım, anlatmamız lazım. Bizim aleyhimize de olsa, bizim şeyimize de olsa, bizi haksız çıkaracak bir ilke de olsa dosdoğru onu insanlara anlatmamız lazım. Burada Kur'an'ı eğip bükenlere de bir gidiş var. Peki bu elçiler başka nasılmış? Seçkin ve erdem sahibi, aslında iyilik sahibi, bir kökünden, bererah diyor burada, bir kökünden türeme, bir iyilik anlamında kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Takva sahibi insanların, İslam'ın ilkelerine tamamen uyan insanların özellikleri olarak anlatılıyor. Demek ki iyi insanlar, elçiler iyi insanlar. İyi melekler, ondan sonra peygamber iyi insan olmak zorunda, yazıcılar da iyi insan olmak zorunda. Demek ki o iyi insan değilse ona bir şey katabilir, araya karıştırabilir, o ilkelere eğip bükebilir. Biz müminlere gelince, şimdi onları hep birini taklit ederek at tabakaya, bizim de iyi insanlar olmamız lazım. Tebliğ ederken, ilkelerimizi anlatırken hem onlara bir şey katmadan hem de onun iyi yönlerini, yani her Kur'an'ın ayetinin o toplumu iyi yönde değiştireceğini unutmadan biz de önce örnekliğimizle, yani şeylerimizle, pratiğimizle, salih amelimizle örnek olmamız lazım. Bir taraftan fikren aynısını anlatacağız, bir taraftan da hareketlerimizle anlatmış olacağız. Demek ki Abese suresinin 1 ile 17. ayetlerinin arasında bize tebliğ nasıl yapılacağını, kime yapılacağını, insanlar arasında bir seçme yapıp yapmamayacağını, sadece isteyen, bu konuda iştiyak duyan, bu sonunda gayret gösterenlere yapmamız gerekiyor. Kimi Müslüman olup olmayacağını bizim bilemeyeceğimiz, istesek de bu konuda bizim bu hidayette bir rolümüz olmayacağını, insanların kendi tercihlerine kalacağını bileceğiz. Ondan sonra da Kur'an'ı anlatırken neyle öğüt vereceğiz? Öğüt mutlaka Kur'an'la verilecek, okuduğumuz ayetlerden çıkan. Yani onun ilkelerini, onun ayetlerini, onun kurallarını, onun inancını taşımamız lazım topluma. Bunu yaparken yapan insanlar, yani elçiler de kademe kademe yukarıdan hem iyi insanlar olacaklar, bu sözün değerli ve yüce olduğunu bilecekler, öğütlerin kıymetli olduğunu, öylesine İnsanlar hem hareketleriyle hem sözleriyle de toplumda bir örneklik teşkil edecekler. Evet, Abese suresinden benim
çıkardığım şeyler, ilkeler veya prensipler bunlar. Başka eklemek isteyen, siz bir sure söylediniz. Fatır 22. Geçti mi o? Geçmedi. Ölüye işi giremezsin. He, o var, onu okuduk o zaman. Evet. Ben de şey söyleyeyim. Buyurun. Fetih suresinde 8'de peygamberim için sen tanıksın, uyarıcısın ve müjdecisin diyor. Yani peygamberin 3 tane bir görevini söylüyor. Tamam bakalım. Gerçek şu ki ey Muhammed, biz sizin hakikatin bir şahidi. Evet. Bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdi. Artı Bakar 256'da da diyor ki dinde zorlama yoktur. Evet. Birçok örnek. Bakara 256. Birçok yerde de şey yapıyor. Dinde itiraf yoktur. Artık doğru ve yanlış birbirinden ayrılmıştır. O halde şeytani güçlere ve düzenlere uymayı reddedenler, Allah'a inananlar hiçbir zaman kopmayacak en sağlam mesnede tutulmuşlardır. Bu Bakara'nın özelliği, yani ilk ayetlerde tamam dinde zorlama yoktur. Mekke devrindeydi, zaten Müslümanların fazla bir gücü de yoktu. Bazıları diyor ki sonradan bu ayet nesledildi. Bakara suresi şeyde geldi, Medine'de. Müslümanlar devletti yani o zaman. Dolayısıyla demek ki onunla alakası yok. Bu bir prensip. Ha, hukukta zorlama vardır. Yani siz bir Müslüman olduktan sonra o devletin hukukuna tabiyseniz orada zorlama vardır. Mesela bizim günümüzde de siz bu devletin tebaasısınız, onun hukukuna bağlısınız. Uymazsanız o hukuka mesela suç olarak yazılan şeyler, kurallar vardır. Onları yapmazsanız cezalandırılırsınız. Ceza bir nevi cebirdir. Bu o demek değil. Burada dine girişte, dini kabul etmekte, inancını değiştirmekte, inanmakta, burada zorlama yaptı. Yani sahtekarlığı buradan kaldırıyor, takiyeyi kaldırıyor yani. Takiyeye de Müslümansan Müslüman, değilsen değilim. Olmayana bir şey yapmıyor zaten. Ne yapıyor? Müslümanlardan zekat alıyor, Hristiyanlardan veya Müslüman olmayan ehli kitaptan cizye alıyor. Yani İslam devletine karşı savaşmayanlara bir zorlama şeyi uygulamıyor inancından dolayı. Onlar da vergi veriyor, öbürküler de vergi veriyor. Yani zekatı biliyorsun aslında devlet toplar. Birisi cizye olarak veriyor, birisi zekat olarak. Ki cizye daha düşüktür yani zekata nazaran. Zekatın şeyi daha yüksek gibi. Dolayısıyla burada şeylere karşı hani diyorlar ya mürtede öldürülür filan. Yanında ayet var. Sen dinde zorlama yoktur. İnanmaya zorlayamazsın. İnsan dönebilir. Mürted, bazı yani öldürülen mürted, dönüp de Müslüman olup da İslam'a karşı savaşanlardır. Yani fiili savaş yapmayan birisine sırf inancından dolayı kesinlikle bir müeyyidesi yoktur. Müeyyidesi Allah katında yani ahirette de. Bu dünyada Allah ister iman edin, ister küfür edin diye sizi ayırmıştır. Ama savaşan birine sen de mecbursun zor kullanmaya veya ona karşı savaşmaya. Bu şey çok önemli. Tabii bu ayrı bir konu çok. Daha bunun ayrıntıları var, alt başlıkları. Ama şimdi bilmemiz gereken önemli şey, dinde zorlama yoktur. Bir din özgürlüğü ilkesidir. İslam devletinde de geçerlidir. İslam'dan önceki toplumlarda da geçerlidir. Zorla kimseyi Müslüman yapamazsın, Müslüman olmayana da müeyyide uygulayamazsın sırf ondan dolayı. Evet. Bundan hocam, sonra efendim. Abasi suresinin 3. ayetinde ve ma yudrike kalıbı vardı ya. Evet. Ve ma yudrike leallehu yezekta diyordu orada. Oradaki ve ma yudrike ile yine Kur'an'da kullanılan ve ma edrake kalıbı var. İkisinin mahiyet farkına değinmek lazım bir. Evet. Ve ma yudrike neyi ifade ediyor ve ma edrake neyi ifade ediyor? Edrake de peygamberin bilmediği bir şey yani idrak etmiyorsun. Bilmediği bir şey arkasından açıklama geliyor. Yani mutlaka ve ma edrake dediği zaman arkasından bir açıklama gelir. İşte bu budur. Mesela şu şudur. Sen bunu bilemezsin ama biz sana bunu açıklıyoruz.
Zati suresi ve ma'idrake ma'neyle kadir. Ama arkasından ne yapıyor? Leyletül Kadri açıklıyor. Bu yudrike kalıbında geldiği zaman sen bunu ileride de bilemezsin. Bu sana gayiptir anlamı. Yani sen kimin temizleneceğini, kimin hidayete ereceğini bilemezsin anlamında kullanılıyor. Form olarak zaten yudrike'nin arkasında ya gayb konusu ya kıyamet vakti konusu geliyor. Evet. İki yerde geliyor zaten. Bu yudrike iki yerde geliyor. Öbürü 6-7 yerde. Melek suresinde diyor abi. Şeyde var, Hümeyze de var. Çok yerde geliyor. Bir de idrak edemezsin dediği zaman onu mutlaka açıklıyor arkasında. Evet, başka? Şunu açık getirmesini istiyorum. Açık. İleri gelenlere yani tebliğ edilmeyecek anlamı çıkmasın burada. Hani aynı anda hani amayı tesleme öbürünü tercih etme. Yani kimin alacağını sen bilemezsin. Herkese tebliğ et. Çünkü Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderen, yaratan herhalde orada ileri gelenlere yani tebliğ etme anlamını çıkmaması lazım. O da tabii. İyi değil mi Musa hayatı? Tam tersine de bir aşırılığın içerisine düşmemek lazım. Buradaki formülümüz takva. Yani karşı taraf İştiyaklı, istekli, kendini sorumlu hisseden herkese mesela Hazreti Ebubekir de Mekke'nin zenginlerindendi. Hazreti Osman da, hatta Hazreti Ömer de, Hazreti Ömer Darülfünun üyesiydi. Yani oranın en ileri gelen eşrafından birisiydi. Ama o kabul etti. Onun yanındakiler Peygamberimizin aleyhine çalıştı. Yani buradaki kişinin kendi iradesi, isteği, takvası, sorumluluğu, yani kendini istina görmeyen, yani sorumsuz hissetmeyen, sorumluluk duyanlar. Burada bir şey daha söyleyeyim, bu çok önemli. Tabii biraz daha üst bir şey. Bu Batı modernitesi, yani çok duyarsınız ya, modernite nedir filan diye, modernlik veya 21. yüzyıl Batı'nın düşüncesi. Batı'nın bütün düşüncesi işte şu ayette özetlenmiştir. Yani Batı İnsanın sorumluluğunu kabul etmez. İnsan sadece kendine karşı sorumludur der. Topluma, evrene veyahut şeye karşı sorumluluk kabul etmez. Her şey kendin için, yani kendi egoin için, kendini ihtiyaçsız hissetmen için. Dolayısıyla mesela Batı'da Allah'a ihtiyaç duymaz. Yani Allah'a insanlar yarattı işte onların var ya öyle tekerlemesi. Yani kendileri için yarattılar anlamına taşır. İşte evren onlar içindir. Hatta mesela Kur'an'da hayat insana verilen bir emanettir. Emanet sorumluluk gerektiren bir şeydir. Yani birine bir şeyi emanet ettiğiniz zaman siz ona geçici olarak veriyorsunuz. Bu sorumluluklarınızı yerine getirin. Ya insanın canı da ona bir emanettir. Onun için intihar edemezsiniz mesela şeyde. İslam'a göre, Kur'an'a göre intihar yasaktır. Kendi canınızı kıyamazsınız. Ama Batı'da öyle değil. Felsefi planda diyor. Hani mevcut kanunlarda farklı olabilir. Batı der ki insanın hayatı onun değil mi? Kimseye karşı böyle bir sorumluluğu yok. İsterse kendisi o hayatına son verebilir. Veya kadın konusuna gelince vücut onun değil mi? İstediği gibi kullanabilir. Buradan neyi çıkarız? Zina serbest. İstediği gibi. Canı istiyorsa yapsın. Yani hiç kimseye karşı sorumlu değil. Ne topluma karşı, ne ailesine karşı, ne evine karşı, ne diğer insanlara karşı. İşte o sorumsuzluk bakın bambaşka bir medeniyet ortaya çıkarıyor. Yani oradaki istina kelimesi o kadar önemli. Yani iki medeniyeti farkını ortaya çıkar ama her görüşte yani zinadan tutun intihara kadar, intihardan İşte çevreye kadar filan hepsine. Müslüman mesela çevreye hayvanların, şeylerin hakkı olduğunu düşünür. Mesela Hazreti Ömer zamanında dağlarda kuşlar kıtlık zamanında insanlara yiyecek dağıtıyorlar. Bir de dağlara şey serpiyorlarmış. İşte buğday filan oradaki hayvanlar da aç kalmasın diye. Yani onlara karşı da bir sorumluluk duyuyorlar. Şey olmasın. Yani çevreyi, hayvanları, evreni hepsine sorumluluk duymak. İşte bu istina bunu duymayanlar, bunu hissetmeyenler onlar ayrı bir medeniyet. Peki bir Asr suresi okuyalım. Güzel.